İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının Zoom toplantısı. Vesten Armenya dergisinin 6. sayısı çıktı. Batı Ermenistan'ın evlatları Vartan Amalyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Cavaktan haberler. Doğu Ermenistan Fransa'nın askeri alımlarıyla yeni bir döneme giriyor. Mirzoyan ve Kolomina Doğu Ermenistan NATO ortaklığını görüştü. Ergire dönen yazar Moşe Galçoyan'ın eserlerinden oluşan koleksiyonu yayımlandı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi Aralık 2023 seçimlerine katılmaya davet ediyor. Parlamento seçimleri için seçim kampanyasını düzenleyen Zoom toplantısı Ermenice ve Fransızca gerçekleşecek toplantı 3 Aralık 2023 tarihinde Fransız saatiyle 19, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu Batı Ermenistan parlamento seçimleri. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Vesle'n <Sessizlik> Ermenya dergisinin 6. sayısı yayımlandı. Sevr Antlaşması'nın Türklerin işgal ettiği bazı topraklarda Ermenilerin haklarını resmen ve tartışmasız biçimde tesis ettiğinin bir kez daha hatırlatıldığı tarihsel hatırlamalar serisini yeni sayımızda okuyabilirsiniz. Batı Hayastan dergisinin 6. sayısında Woodrow Wilson'un tahkim kararının 103. yıl dönümüne adanan incelemeyi okuyabilirsiniz. 6. sayıda Batı Hayastan Ermenileri sorunu üzerine dizisi Yerzinkan mütarekesinden sonra yaşanan olaylara adandı. Yeni sayımızda şunları tanıyabilirsiniz. Ermeni kimliği, etnik semboller, ulusal değerler, Batı Ermenistan'ın evlatları serisi bu kez kahramanlara adanıyor. Erik Gevorkyan, Barul Harutyunyan, Karayan ailesi ve Haygaz Mıgırtıcan. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını aşağıdaki bağlantıdan PDF formatında indirebilirsiniz. Batı Ermenistan'ın evlatları O, atalarının ülkesi olan Muşo Ergir'in ruh imgesiyle doğdu. Şarkıcı, söz yazarı David Amalyan ile şarkıcı Armine Amalyan'ın ilk çocuğuydu. Amcası, şu şeyi özgürleştiren düşman lakaplı kahraman Vartan Sepanyan'ın adını miras aldı. Şimdi şehitler panteonu yere bulur da ölümsüzler alayında düşman Vartan'ın hemen yanında yatmaktadır. Vartan'ın sevdiği futboldu ve oldukça da iyi oynardı. Gençliğinde yüzme karate ve ardından güreşle de uğraştı spor onun aşkıydı ama tüm bunlara rağmen Vartan 10 yaşından itibaren yazılar yazdı. Gençlik dergilerinde yayınlandı. Hatta kitabı bile çıktı. Sadece 12 yaşındayken 2013 yılında Vartan Amalya'nın Mıdatsrıv adlı eseri Andin adlı dergide yayınlandı. Daha sonra 2014'te aynı Andin dergisinde İsimsiz adlı eseri de yayınlandı. Aynı yıl Çocuk dergisi Ahbürda Beton'da büyüyen gül adlı yeni bir çalışması yayınlandı ve 2016 yılında yani 15. yaş gününde o dönemde mevcut olan tüm eserlerinin tamamı kitap olarak basılmıştı. Vartan sadece 3 yıl eserler yazdı ve 15 yaşında yazmayı bıraktı. Yazdığı hikayeler gizemli, güçlü, benzersiz hikayelerdir. Genç bir adamı çocukluğunun ötesinde felsefi düşünceler ifade etmeye, Allah'ın yaratılışı, insan ruhunun kusursuzluğu, küresel güçlerin dünyaya yönelttiği manevi zorluklar, yaşam ve ölüm, kötülük ve iyilik hakkında düşünmeye zorlayan ne olabilirdi? Belki de bir filozof ilahiyatçı olarak konuşması gereken bu özgün genç adam, büyük adaşı amcasının yolunu izledi ana vatanını sessizce seven bir kahraman oldu. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine 29 Aralık 1917'de Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi 1917'deki gelişimi için ünlü Batı yani Türk Ermenistan'ı hakkında kararnamesini kabul etti. Kasım ayında Lenin'in emriyle üyeleri Stalin, Varlam Avanesov yani Suren Mardirosyan, Vahan Deryan, Lukashin yani Sarkis Sirapyonyan, Sosyalist devrimci Broş Broşyan, yazar Berç Broşyan'ın oğlu, Stepan Zoryan yani Rostom ve Menşevik Pavel Akserolot'tan oluşan özel bir komisyon oluşturuldu. Komisyon kısa sürede Batı Ermenistan'la ilgili bir rapor ve proje hazırlayıp konseye sundu. Ana yazarı Vahan Deryan olan raporda savaşın başlangıcında Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının en büyük ulusal grup olduğu ve Jön Türk hükümetinin Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan yararlanarak Ermenistan meselesine son vermek için Ermenileri yok ettiği yazıyordu. Komisyon üyeleri Halk Komiserleri Konseyi'nden bir kararname çıkarmasını ve Batı Ermenistan Ermenilerinin ulusal kendi kaderini tayin hakkını korumasını, ayrıca Batı Ermenistan Ermeni nüfusunun kendi kaderini tayin etme hakkının güvence altına alınmasını istedi. Rus birliklerinin Batı Ermenistan'da kalması bu garantilerin önemli bileşenlerinden biriydi. Beslen Armenya TV'nin web sitesinde Batı Ermenistan hakkında yasa hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 25 Kasım'da 71 kilo King Box sınıfından mücadele eden Ahal Kalaklı King Boxçu Nair Melikyan, Çinli rakibi Liu Yun Liu'nu mağlup etti. Çin'in Taishan kentinde gerçekleşen WLF olarak da bilinen Wu Lin Feng dövüş sporları yarışması hemen televizyonundan da yayınlanıyor. Bu Çin'deki en uzun soluklu dövüş sanatları programıdır. Melikyan'ın rakibi Yun Liun ile 3 round süren mücadeleyi Nair maksimum puanla kazandı. Nair Melikyan yarışmaya hazırlanmak için 2 aydır Çin'de bulunuyordu. Sulda ve Dadeş köylerine 2023 yılında içme suyu ulaşmayacak. Cavak Belediyesi'ne bağlı Sulda ve Dadeş köylerinin sakinleri yıllardır içme suyu sorunu yaşıyor. Bu köylere içme suyu sağlanması projesi ise uygulamanın son aşamasında. Ancak belediyeden öğrendiğimiz kadarıyla 2023 yılında söz konusu köylere su ulaşamayabilir. İki köyün muhtarları Zarzant Kucoyan ve Edgar Tumasyan gazetecilere çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gittik, gördük, inşaat sürüyor, elektrik sıkıntısı var, şu an itibariyle çalışmalar da yapılıyor diye konuştular. Ancak bu yolu köye suyun ulaşıp ulaşmayacağını net olarak söyleyemediler. Arsa çatışmasını haber yapan Kanadalı gazeteci Neil Hauer Intel News dergisinde Doğu Ermenistan'ın Fransız askeri alımlarıyla yeni bir döneme işaret ettiğini yazıyor. Yazar, Fransız yapımı bastiyon zırhlı personel taşıyıcılarının Gürcistan üzerinden Doğu Ermenistan'a geldiğine ilişkin 12 Kasım tarihli habere atıfta bulunarak, aylarca süren spekülasyondan sonra Doğu Ermenistan'ın Fransa ile artan savunma ortaklığı nihayet bu ay somut hale geldi diye yazıyor. Gazeteci Haur, 2020'deki ikinci Arsa Savaşı'nda orduya verilen darbenin ardından bu Doğu Ermenistan için önemli bir dönüm noktasıdır. Doğu Ermenistan'ın geleneksel tedarikçisi Rusya silah gönderemeyince ve göndermek istemeyince Yerevan çaresizce başka askeri tedarik ortakları aradı. Şimdi savunma tedariki için Hindistan ile çalışma ilişkileri kurmuş olan Doğu Ermenistan, mevcut Fransız kargo taşımacılığının uzun vadeli bir ortaklığın yalnızca ilk adımı olmasını umuyor diye yazıyor. Nil Havra göre zırhlı araçların gelişi uzun görüşmelerin ardından gerçekleşti. Yerevan Uygulamalı Politik Araştırma Enstitüsü'nde savunma analisti ve araştırmacı olan Leonid Nersisyan, yazarla yaptığı görüşmede bu en azından bir yıl süren müzakerelerin sonucudur. Sürecin aktif olarak 2020 savaşından sonra başladığını düşünüyorum. Fransa ile Doğu Ermenistan arasındaki ilişkiler her zaman oldukça yüksek düzeyde olmuştur ve artık Doğu Ermenistan ile Avrupa Birliği ve Doğu Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin daha iyi olması koşulları altında bu tür anlaşmalar gerçekçi hale gelmiştir dedi Nersisyan. Gazeteci yazar, Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'a yeniden saldıracağına dair gerçek korkuların olduğunu da belirtiyor ve bu zor koşullarda ülkenin silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi hayatı önem taşıyor diye yazıyor. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan X sosyal ağı üzerinden duyurduğuna göre, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina ile Yerevan'ın ittifakla ortaklığını güçlendirmek için atılan adımları görüştü. Toplantı Agit dışişleri bakanlarının 30. oturumu çerçevesinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Skopje, Üsküp'te gerçekleşti. Doğu Ermenistan Dış Politika Dairesi Başkanı NATO özel temsilcisiyle yapılan müzakereleri olumlu değerlendirdi. Mirzoyan, egemenlik ve toprak bütünlüğü ile devlet sınırlarının niteliği çok önemlidir ve Güney Kafkasya'da istikrar ve kalıcı barışın sağlanması için ilgili tüm taraflarca koşulsuz olarak tanınmalıdır, dedi. Muşe Galçoya'nın Zorimiron adlı romanı, Maruta Dağı'nın Bulutları adlı kısa öykü dizisi, Agrabakar yazı ve eleştiri dizileri tek kitapta okuyucuya sunuldu. Koleksiyon, yazarın 90. doğum günü münasebetiyle, Edit Print Yayın Evi tarafından yayınlandı. Okuyucunun yazarın vurgusunu, ruhunu ve zamanını daha iyi hissedebilmesi için yazarın imla ve noktalama işaretleri kitapta korundu. Kitap tanıtımı Zangak Kitap Evi'nin Apovyan Şubesi'nde gerçekleştirildi ve yazarın aile üyeleri, mektup arkadaşları, akrabaları ve okuyucu kitlesi katıldı. Gecenin Ev Sahipliğini kitabı derleyip yayını hazırlayan Edit Print Yayın Evi'nin genel yayın yönetmeni yazar David Sambelyan üstlendi. Muşe Galçoyan Doğu Ermenistan'ın Talim bölgesindeki Gatnahbür köyünde doğup büyüdü. Ama Sasonlu olma bilinci ömrünün sonuna kadar onda çok güçlü kaldı ailesi Arminosit sırasında Doğu Ermenistan'a vardıklarında ikamet yeri olarak Talin'i seçen Sasun'dan gelen mültecilerdi. Babası pogromlar sırasında ilk ailesini kaybetti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size David Amalyan, Arsen Grigoryan, Garen Mirzoyan tarafından seslendirilen Bartan adlı eseri sunuyoruz. նեց ինչպես մի ցնուց մեր դարի աղյուծերոց ծնվեց այոց աշխարի նորիցերոց վարтанցանցողը հայրենի դրա հոգու կանչով կնա դորեղ պայքարի նորիցերոց վարтанցանցողը հայրը

Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.